Evet, günaydın. Günün manşetine hoş geldiniz. Bugün 6 Eylül Cuma. Öncelikle konumu tanıtayım. Nuhal Bayrak, Nuh abi hoş geldiniz. Teşekkürler. Cumamız mübarek olsun diyelim, hayırlı olsun diyelim. Öncelikle her zaman gibi. İnşallah. İnşallah, amin. Her zaman gibi çok şıkız, genciz, dinamiyiz, iyiyiz. Bugün tabii gündemi yorumlayacağız Nuh abi. Murat Çiçek gene bu işi sana devretti böyle Murat Çiçek'in yokluğunda. Bizim buradaki konumuz olarak keyifli bir şekilde program yapacağımıza inanıyorum. Tabii ki Star'la başlıyoruz. Ve aslında sizin manşet birkaç gazetede aynı şekilde var. Çok çünkü çarpıcı bir manşetti. Hiç vakit kaybeden direkt olarak ben sorayım. Şimdi Sayın Erdoğan, Başkan Erdoğan güvenli bölge resti diye bir üst başlık koymuşsunuz. Kapıları açarız diyor. Ne demek istiyor? Hangi kapıları açıyoruz? Nereye açıyoruz kapıları? Kimi açıyoruz? Tabii hepimizin aylardır hatta yıllardır takip ettiğimiz bir mesele bu. Çok hepimiz çok pekala biliyoruz ne kastedildiğini. Fakat şu bakımdan önemli. Bu seviyede, bu netlikte ilk defa dillendiriliyor bu mesele. Hı. Yani şu ana kadar Türkiye gerçekten bu bir koz diyelim Türkiye'nin elinde. Çok ucuz da sık sık her sıkıntı gördüğünde kullandığı bir şey değil bu. Dolayısıyla bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki birinin bu netlikte bunu kullanması bence önemsenmesi gereken bir şey. Peki neden bunu söylüyor? Neden söylüyor? Bir kere şöyle başlayayım Hikmet Bey. Bugün Türkiye yıllardan beri malum hepimizin, bütün Türk vatandaşlarının tamamının hissettiği, en yakından gördüğü bir biçimde Suriyeli mültecilerle meşgul uğraşıyoruz. Onlar burada, onları misafir etmeye, onları burada misafir etmeye çalışıyoruz. 3,5 milyon, 4 milyon civarında olduğu söyleniyor. Ve dediğim gibi bu her seviyede herkesin yaşamına etki etmiş durumda şu anda. Ama buna rağmen büyük bir olgunlukla hem devlet hem de millet büyük bir olgunlukla bu yükü taşımaya çalışıyor. Fakat bu mesele aslında bu taşıdığımız yük bizim kimin hediyesi biliyor musunuz? Kimin? Avrupa'nın. Batının daha doğrusu yani. Batılıların hediyesi bu. Batılıların başımıza açtığı bela mı diyeceğiz, başımıza açtığı problemi ne diyeceksek yani. Evet. Bu meseleyi bu hale getiren Batı'dır. Niçin? Ne Suriye'nin, Suriye'de yaşayanların işte bireysel hakları, ne özgürlük, ne bilmem ne. Hayır, hepsi hikaye. Tamamen kendi ulusal çıkarlarını, çıkarlar peşinde koşarak buraya geldiler ve gördüğümüz gibi 2011'den bu tarafa hiçbir günde orada oradaki Suriyelilerin meselesini çözmek veya Suriye'yi huzura kavuşturmak gibi dertleri olmamıştır yani. Ve kim ne derse desin başından bu tarafa Suriye'deki sıkıntının, krizin insani odaklı olarak, yani Suriyeliler odaklı olarak çözülmesine çalışan tek ülke Türkiye'dir. Başından bu tarafa. Net. Net olarak bu böyledir. Geriye kalan bakın, Esad dahil o insanların tamamının güvenliğinden sorumlu olması gereken kişi dahil olmak üzere Amerika'sı da, Rusya'sı da, İran'ı da hiçbirisi bugün Suriye ve Suriyeli için orada değil. Bunu da çok net gördük artık. Bunu söyleme bile gerek yok. Tabii. Bütün bunlara rağmen Türkiye bir süreden beri bir her şeye rağmen olup bitenlerden sonra bir çözüm peşinde. Bu Fırat Kalkanı'yla başladı. Zeytin Dalı operasyonuna devam etti. Nedir bu? Kardeşim, burada bu insanların rahatlıkla yerleşebilecekleri güvenli bölgeler oluşturalım. Bunun bir sonuna kadar, daha doğrusu en ideali belki bütün Suriye'nin güvenli hale gelmesi, ama buna izin vermiyorsunuz. Yani bizatihi siz izin vermiyorsunuz buna. İşte ise bu bölgede, bu sınırımızda buraya bunların gelmesini engelleyecek gerek kalmayacak. Hatta buradakilerin gitmesini sağlayacak olan güvenli bölgeler oluşturalım, güvenli yerleşim yerleri oluşturalım. Ve bunu yaptı Türkiye. Şeyden başladı, Cerablus'tan başladı ve ikinci şeyde Afrin'de olmak üzere, Elbap'ta vesaire, bunun buralarda yaptı ve bugün zaman zaman haber yapıyoruz. Son derece rahat, huzur içerisinde de, daha 3 gün önce ben gazetede kullandığım haberi, Afrin'deki ahali Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü yaptılar. Afrin'de. Evet. Oradaki huzur ortamını sağladığı için Türkiye. Evet. Bir benzerini Türkiye uzun bir zamandan beri çok daha önemli bir bölge olan, yani önemliden kastım sınırın çok uzun bir bölümünü kapsadığı için Fırat'ın doğusunu yapmaya çalışıyor. Ve hatırlayın,
Sayın Cumhurbaşkanı bunu uzun bir zamandan beri, yaklaşık bir yıldan bu tarafa defalarca bir gece ansızın gidebiliriz diyor. Yani evet. Bu şeyin evet. Nasıl diyelim, bu sembolik olarak en artık uç ifadesi bu. Onun için bunu söylüyorum. Buna rağmen gene de meseleyi uluslararası politika diplomasi çerçevesinde çözerek bir noktaya, bir neticeye varmaya çalıştı Türkiye. Belki biraz sonra Amerikan tutumuyla alakalı daha geniş konuşacağız belki, bilmiyorum ama evet. Son dönemde de biliyorsun bir mutabakat sağlandı. İşte Gaziantep'te ortak komuta merkezi kuruldu vesaire. Amerika'da bir şey yapmaya çalışılıyor. Ve biraz da birçok yazarımız, efendim kanaat önderimiz bu bir şeyler yapmaya başlama döneminde Türkiye'yi eleştirdiler. Türkiye yönetenleri eleştirdiler. Amerika ne yaptığı belli, bununla bir yere varmaz. Amerika, sen bana sordun hatta, Amerika kim var burada? Kime şey yapacak Amerika diye bir önceki programda sordum. Ama bütün buna rağmen Türkiye gene uluslararası diplomasi çerçevesinde bir şey yapmaya çalıştı. Bu niyetle yola başladı, işe başladı. Özür diliyorum biraz uzattım ama geldiğimiz nokta, işte tam da sorduğum tam cevabı burası. Geldiğimiz nokta şunu gösteriyor. Hiç kimse Amerika'da dahil olmak üzere bu meseleye bizim gibi bakmıyor. Amerika gene gözümüz içine baka baka Türkiye günde 5 sefer Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, efendim Savunma Bakanı noktasından bir günde 5 sefer bu süreç başladığından bu tarafa mümbiş gibi olmasın, mümbiş gibi bir yeni bir şeyi biz oyalama sürecini kabul edemeyiz, tahammül edemeyiz dediği halde bugün son fotoğrafa baktığımız zaman Amerika resmen gene oyalama taktiği yapıyor. Burada bizimle devreye atıyor, öbür tarafta da PYD'de devreye atıyor. Yani bu affedersin var ya böyle biriyle evli biriyle bilmem ne hesabı yani gibi bir şey yani bu. Evet. Bu işte bütün bunların üzerine bu konu olup bitenlerin tamamına bence bir kilit taşı mesabesinde bir cümledir bu. Evet. Çünkü sonuçta şu var. Bu biz bir cümle kurdun orada. Yani herkes farklı amaçla. Kesinlikle orada. Öyle. Yani aynen öyle. İşte ABD dünya güvenliği için mi orada? Değil mi? Rusya orada. Artık Akdeniz'e açılan tek kapısı Suriye olarak. Koalisyon güçleri var. Sözde, hepsi hesabı var ayrı. Sözde teröre karşı mücadele ediyorlar değil mi? İran biz Yemen'deki için, şeyini tamamlamaya çalışıyor. Herkes bir amaçlı orada. Vesaire. Biz ise çoktan beri söyleyip de hatta fiilen tek yapan ülke olarak söylüyoruz. Kesinlikle. Biz oradaki halkın güvenliği için biz oradayız. Biz insani amaçlarla oradayız. Oradayız ve oradaki o temizlenen bölgelerde tekrar Suriyeli memleketlerine, vatanlarına geri dönmeleri için mücadele. Dünyanın da masrafını yapıyoruz. Yaptık, aynen. Devam ediyoruz. Şehitler veriyoruz. Kendi bizim güvenliğimiz de var. Bizim böyle bir şey, böyle tabii, büyük ya. Burada hem bir tarafta insani noktada, vicdani noktada Türkiye dünyaya bir şey gösteriyor. Tüm dünyaya. Aynen. Hepiniz alçaksınız diyor. Öyle hepiniz aynen daha önce insani Orta Doğu'ya girdiğiniz bakan gibi. Benim sadece diyor Türkiye. Yani. Tabii. Petrolü içmek için buraya geldiğiniz zamanında. Aynen öyle. Ben asla bunu yapmadım. Hem o noktadan baktığın zaman zaten Batı'nın o çirkin yüzünü görüyorsun. Veyahut kim varsa orada koalisyoncu olarak. Ama bir yere kadar bir şey var. Sonuçta sen hala oradasın. Hem de ben hiçbir şeye karışmayayım. Ben orayı işgal etmeye devam edeyim. Yükü ben çekeyim. Millet gelsin buraya. Ondan sonra bütün millet benim sınırımda. Benim sınırım da bu. Benim sınırım. Aynen öyle. Benim sınırım. Yani sen İsveç'in 150 kişilik aynen. Birliği var orada. Suriye meselesi normalde kaç tane 200 küsur ülke var bilmiyorum. Dünyada Türkiye kadar hiçbir ülkeyi bu kadar yakından ilgilendirmiyor. Tabii canım, bu bizim meselemiz. Hiçbir ülkeyi ilgilendirmiyor o kadar. Bu yani. Suriyelilerin meselesi ve dahi bizim meselemiz. Yani bu tarihsel sürece baktın mı saatler sürer. Kestirmeden söyleyeyim. Hem tarihsel sürece baktığımız her zaman bakımdan. O topraklar. Nihayet olarak şu an bulunduğumuz konum itibariyle de bizim öyle. Bizim kardeşlerimizin, akrabalarımızın yaşadığı şunu şurasında 100 sene önce ismi Suriye değildi orada. Diyarüşşam'dı. Buradaki akrabalar eyaleti, burada. Eyaletimizdi bizim. Git Antep'e git, Urfa'ya git, Hatay'a git. O bölgedeki her tarafı git gör. Bak görürsün zaten. Cilve gözüye bak. Karşı tarafta amcaoğlu varsa buradaydı. Kesinlikle öyle. Şimdi bu bizim meselemiz her şeyden önce. Şimdi buraya kadar da oturup da eğer bu desteği vermezsen batılı olarak. Bir de orada ahkam kesmeye çalışırsan. Bu yapacak bir şey kalmaz. O yüzden diyor ki benim elimde diyor henüz diyor. Her kartımı oynamadım Türkiye diyor. Seni de rahatsız etme. Eğer sen hiç bu kadar rahatsız olmadan oturduğun yerden para da vermediler. İşte 6 milyardı dolardı sonra bilmem kaça çıkarttı. O da oyalama taktiği. O da oyalama oldu. Yani nereden bakarsan bak Türkiye aklını ortaya koymak amacıyla belki de gerçekten sert bir dikkat çekme noktasında kapıları da açarız ha ifadesini ben de önemsiyorum. Ama yani bu vicdan meselesi tabii yani Batı biliyorsun vicdanın ötesinde kendi çıkarları adına her şeyi yapmaya hazır. Böyle bir medeniyet var maalesef Batı'da.
Bizim öyle durumumuz yok. Bir de şunu da söylemek lazım. Biz kendi menfaatimizle zaman içerisinde olay vicdan noktaya geldiği zaman, hani adalet mi, vicdan mı dediğin zaman, Türkiye bazen kendi çıkarını olmasa bile elini taşın altına sokan bir ülke olduğu için bu gerçekten böyle. Yani bunu böyle kendi kendimize, hani Türkiye değil. Propagandası değil. Arakan'da da ne işimiz var? Oraya da Keşmir'de ne işimiz elbette var? Afrika'da ne işimiz var? Somali'de ne işimiz var? Somali'den ne kazanıyoruz? Aynen aynen. Sudan'dan kesinlikle. Ne kazandık? Mogadiş'ten ne kazandık? Türkiye'nin her zaman insan odaklı Kızılay'ın politikası var. Ve bilhassa devlet ricalinin de desteğiyle, tüm güçleriyle bu bölgelere insani yardım ulaştırmak, bu ne demen bir şeydir ya. Dünyada insani yardımda zaten Türkiye kendi gücü açısından dünyada bir numara. Evet. Ekonomisine aynen baktığın öyle. Zaman. Aynen. Bu butun milli gelirine göre yani bir şey numara. Doğru. O yüzden bence bu rest önemliydi. Bir cümle daha söyleyeyim. Evet. Bu konuyu hemen bir cümle de bitirelim. Tamam. Bütün bunlara, bu konuşmalarımıza rağmen Türkiye sayesinde, Türkiye'nin işte bu insani tutumu sayesinde ve bu Suriyelilere sahip çıkması sayesinde Batı Suriye'deki yaptıklarının faturası şu anlar yüzleşmemiştir daha. Yüzleşmemiştir Batı. Doğru. Eğer bu kapı açılırsa belki o zaman bir miktar yüzleşecek Batı bu yaptığı Suriye'deki yaptıklarının faturasıyla, karşılığıyla, sonuçlarıyla bir miktar yüzleşmiş olacak. Şu anda da hiç yüzleşmediler. Bir de şimdi böyle bir evet, taraf var. Evet. Ya bu dikkat çekmek önemliydi bence. Şimdi biraz içeri dönelim. Günlerde devam ediyor biliyorsun abi. HDP binasının önünde evet. Ki o Hacı İlhan'a ile başlayan bir süreç vardı. Bunu çok önemsedik. Buna çok dikkat çektik. Hatta Murat'la konuştuğumuzda özellikle altını çizmeye çalıştım. Bu bir milattır. Bu çok kıymetli bir şeydir. Bu bu bir domino taşı gibi. Etkisi uzar dedik falan. Ve öyle oldu. Anneler zaten cesurdur. Hani anne olmak zaten cesaretin bir göstergesidir. Ve oradaki isyan devam etti. Biz bu bununla ilgili haber falan da yaptık. Arkadaşlar şimdi onu hazırlasınlar. Bu oradaki anneler hakikaten artık isyan bayrağını çektiler. Bu ve enteresan şeyler ortaya çıkmaya başladı. Yani daha önce gitmiş gelmiş, çocuğunun bir tanesini dağda kaybetmiş, bilmiyor. Yeğeni bir çıkma işte kaçırılıyor, orada gözden kayboluyor. Onun peşine düşen amcalardan tut. Anne, kalabalık bir ekip orada bu işi takip ediyor. Şimdi ben bunu çok önemsiyorum. Burada şimdi iç siyasete döndük. Onu da sorayım, öyle hemen görsellerimize geçelim. Ya çok enteresan ya bu kayyum atamaları, efendim demokrasi, özgürlük, seçilmişlerin falan diye oraya çıkıp da terörle iltisaklı olduğu bilinen ve devletin yakından takip ettiği ve bir neticeye vardığı, biz daha önce böyle çukur mukur gördük buraları, evet. Öz yönetim falan filan. Biz bu ülkenin can ve mal güvenliğini, bu vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak zorundayız. Devlet bunun için vardır. Müdahale ediyorum dediği anda itibaren en başta maalesef diyorum Cumhuriyet Halk Partisi ses çıkarttı HDP'den önce. Yani Kandil'den önce. Cemil Bayık çıkartmadı. Terörist başı bekledi. Abi dedi önce sen bir devreye gir. Abi dedi önce Kılıçdaroğlu devreye girdi. Sonra tabii en popüler yeni isimleri Şovmen gitti Diyarbakır'a, orada halay falan çekti. Ben bu süreci hatırlatmak açısından üzerinden geçiyorum o yüzden. Yoksa herkesin bildiği konular bunlar. Ve maalesef HDP, PKK'ya sahip çıkan CHP'dir. Bunu kızıyorlar ama bir daha söylüyorum. HDP, PKK'ya sahip çıkan CHP'dir. Artık ne vermişlerse, nasıl bir nasıl bir kirli çamaşır varsa gösterilmemesi gereken, bu konuda CHP yapacak hiçbir şey yoktur. Mecburen emri verilir, o emri de tatbik edilir. Zaten Canan Kaftancıoğlu buna hazırdır. Devlete zaten katil diyen birisidir kendisi. Bütün şartlar, ahval ve şerait hazırdır. Çok maalesefti yani bu durum. Yani maalesef değil. Yani maalesef bir şiddetli maalesef. Ama bu böyledir. Evet. CHP bugün bırak ayağa payandayı olmayı, bayağı işbirliği yaptı ve Türkiye'nin de beka sorunu olan bir meselenin bizzat içindedir. Doğru. Ve konuşamadılar. Aynen bu PKK biz yaktık dağları deyince, ya yakmışlar İzmir bak falan, Karadeniz, ağzını açamadılar. Hacı İlhan'a çıktı, orada camını kırdı. Oğlumu verin bana diye. Ağzını açıp tek laf söyleyemediler. Çıktı 10 kişi, 10 tane aile orada. Çocuklarını arıyor. Tek bir cümle kuramıyorlar. Çünkü eğer altın pisse konuşacak fazla bir şeyin yoktur sen. Konuşamayacaklar da. Doğru. Bunu da Kılıçdaroğlu sordu Fatih Altaylı. Hendek bir hangi hendek diye başladı. Mustafa Kartoğlu'nda güzel bir yazısı var. Hangi hendek dedi. Hani şey gibi. Hangi hendek ya? O hendek işte gördük. Çukur var diyor o. Şimdi bu durumda
orada bir kısa bir şeyimiz var. Onu bir gösterip üzerinden bir konuşalım. Abi bunun haberini yapmıştık zaten. Evet. Fotoğrafları da var. Bir videosu var, kısa bir videosu var. Onu bir vereceğiz. Bir de onunla ilgili de o fotoğraflar da var. Oradaki bir babanın isyanı ve çok sert bir isyanı var. Onunla ilgili olarak arkadaşlar işte şu. Şimdi ne diyor bakalım bir. Belki bir tane arada çocuk gider. Benim evet. De gün onundur herhalde. Fransa'dadır, İtalya'da da bilmiyorum yani. Orada yaşıyor. Bak. Altındaki arabaya bak. Süper bir araba. Kaydığı yere bakın. Kayık. Bilmiyorum ben. Oğlu olabilir yani. Kızı da olabilir. Bu da onun kızı. Böyle mangal keyfi yapıyor. Bizim emekleri de gelmiyorlar. Cinnettedirler ya. Cinnettedirler, cinnette. Benim oğlum dağda. Şimdi o dediği şeyler, şu fotoğrafları, ama şu fotoğrafları şöyle ben bir daha buradan baksana da göstereyim abi. Ekrana da başlıyor tutayım. O fotoğraf şu. Pervin Buldağ'ın çocukların bulunduğu villa. Çocukların bulunduğu villalar. Yani çok enteresan. Burada işte tabii güzel bir şekilde burada birasını da almış yanına. Bu Zeler Buldan. Biz bunları tabii bunları söylemek, bakın bu fotoğrafları göstermekle hani bir insanın özel hayatını bilmem ne. Oradaki bir baba da, bir Kürt baba da, ya senin çocukların burada villa önünde fotoğraflar çektirirken, Paris'te bilmem Le Chateaubriand bilmem ne içerken bizim yemekleri de beğenmeydi. Onu da söylüyor yani baba. Ondan sonra ve bu fotoğraflar. Şimdi bak, bunlar çok acı gerçekler. Yani bu sadece bununla ilgili, hatırladım geçen gün Demirtaş'ın da bir tatil fotoğrafı vardı biliyorsun, Bodrum'da falan böyle. Ya, su yatağında falan böyle gezinmeler. Sonra efendim bu bir çok önemli davadır. O yüzden işte Kozmos'a ulaşacaksınız. Çünkü bunlarda din inanç falan yoktur biliyorsun. Marksist sistemde o hayatını ver Kozmos'da büyü. Yüce davamıza falan filan diye milleti gönder. Çocukları ne diyor anne? Ya toprağın altında ya dağın tepesinde çocuklarımızı bizden ayırdınız. Ama senin çocukların orada burada dünyanın her tarafında geziyorlar. Hatta oradaki kadın özellikle uyarıyor. Diyor ki bak diyor, senin çocuğun hangi kolejde okuyor? Çünkü biliyorlar çünkü bölgede. Bu çok acı bir durum. Fakat en acısı da, ben aslında bunu sana yorumlamak istemeyeceğim. Yorumlayacak bir şey yok burada. Bu. Aynen. Şöyle, zaten oradaki Kürt halkı bunu yorumlamış. Biliyorlar nerede olduğunu. CHP neden ben aynı soruyu dün sormuştum. Bir daha soruyorum. Sormaya devam edeceğim. CHP niye ağzını açamıyor? Yani her şeyden bahsediyoruz. Birazdan geleceğiz. Aracın tekerleğinden bahsediyoruz. Ondan sonra parmak arası terlikle tatile çıkıyoruz. Her şey var da. Böyle büyük bir olayda. Düşün. 40 yıllık bir şey var burada. Terörle mücadele noktası var. Böyle bir milat noktasında. CHP niye konuşamıyor? Bu kadar çok unutanlar tutan şey nedir acaba? Nasıl bir anlaşma yaptınız siz kardeşim? Nasıl bir proje var ortada? Özellik yönetim, öz yönetim dedim işte en son hatırladığım kadarıyla. Sırtımızı YPG, PD'ye dayayacağız tabii dedi. Sana mı dayayacağız? TC'ye. YPG, PD'ye dayayacağım. Benim arkamda o var diyor. Figen. Öteki de ne diyordu? Öteki de diyordu ki heykeli dikeceğiz. Öz yönetim, özellik yönetim. Peki sen bunlarla berabersin CHP. Her şeyi bir köşeye at. Yani siyaset de bırak. Türkiye'yi yönetsen. Ne verdiniz abi bunlara? Veyahut da proje, verilen proje neydi size? Ben bunu sorayım ne abi? Sen ne düşünüyorsun? Ne olabilir abi? Bu kadar sıkı bir... Abi... Artık ortaklığın üzerinde bir şey bak. Bak İYİ Parti falan göz ardı edebilirler. Problem değil. Zaten şey ortacı gibi bir o şey. O görevini yaptı bitirir zaten yani. Kovacı ortacıklı olur git. O zaten o kadar işe yarar. Sepet küfe %0.5 alırsak küfecilik yapar o adam. O da yeni küfeciler buldular zaten. Onlara getirişleri yok. Peki ABD'nin ve emperyalistlerin desteklediği, ABD'nin sürekli silah verdiği, bütün o binlerce kaçağın da Avrupa'da yaşadığı, yani milletimize sıkıp kaçanların da Avrupa'da kucakladığı, bu adamlarla CHP'nin ne işi olur? Kim, niye halay çeker İmamoğlu? Nedir o? Allah Türkiye'nin belasını versin, yaşasın. Efendim PKK'li ölülerimiz, şehitlerimiz diye gülen kadına sırıtarak Atatürk fotoğrafı vermenin anlamı nedir? Biz hayatta her şeyi tabii kafalar dumura vuruyor. Biz bu ülkede çok şey gördük ama bunun buraya gelme hani yani ulusalcı, kuvvacı falan filan derken buraya kadar savrulanın CHP'yi bu şekilde savrulmaya icbar eden sebep nedir abi?
Çok zor bir soru. Ben bulamadım abi, çünkü o yüzden. Yok hiç de doğru değil. Bu da aynı abi, dediğin ya, yani. Kürtlerin durumu ortada. İhanet bu. Abi. Ha, bu da zor değil bak. Bir Sobici bir hatırlatayım. İmamoğlu gittiğinde neydi orada biliyor musun? Bu devletin bu kayyumları ataması gaflet ve dalalettir dedi. Bu cümleyi bir hatırlıyor muyuz biz? Gaflet, dalalet sonra hıyanettir var. Hıyana. Yani gaflet, evet. Dalalet, hıyanete eksik. Yani bu devlet gaflet ve dalalet yaptı, biz de hıyanet mi yapacağız diyorsun. Ne diyorsun ya? Orayı niye boş bıraktın? O da hıyanet mi? Abi bak. Bir şey daha önce biz seninle bir şey konuştuk biz. Şimdi bu süreç 2007'de başladı. Özür diliyorum, 2015'te başladı. 7 Haziran'da başladı. Tabii, beraber iyi salladık. Evet. Tamam. Ondan sonra 23 Haziran'da, 24 Haziran'da özür diliyorum, pekiştirildi. Genel seçimde. Evet. Ama bunların hiçbir zaman bu süreç, bu CHP ile HDP'nin kendi doğal akış içerisinde, şimdi ittifak falan diyoruz ya, ittifak çerçevesinde olan bir şey değil. Bu 2015'te yani 7 Haziran'da FETÖ'nün içinde olduğu bir organizasyon kuruldu. Bir proje yani. Bir projeydi bu. Evet. Ve o neticesinde nispeten o netice görüldü seçimin sonrasında. Görüldü. Hatta o şey de ondan sonra biliyorsun, şimdi bazılar işte biz hatırlıyor, o zaman ne olduğunu anlatacağız falan diyorlar. O zaman ne olduğunu aslında bu şeyi de görmek lazım. 7 Haziran'da önceki işbirliğinde görmek lazım. Sonra şeyde pekişti bu. Şimdi bunu işte ben hatta 24 Haziran'dan hemen sonraki seçimde, hemen sonrasında dedim ki bu işbirliği, bu ittifak, ya Adana ne diyecekse, bu kirli işbirliği aynı şekilde yerel seçimlere aktarılacak dedim, HDP ile CHP arasındaki. Ve tamam. doğru düşünmüşsün, tahmin ettim. Dedim, yayınlarda söyledim bunu. Evet. Çünkü o zaman öyle bir şey yok falan deniyordu. Göreceksiniz. Çünkü bir verilmiş bir şey var yani, bir söz var ve bir ödenecek fatura var. HDP o zaman destek verdi. HDP buna destek verdi. HDP'yi meclise aldılar şeyde. 24 Haziran'da HDP'nin sadece, evet, doğudan, güneydoğudan aldığı oylarla meclise girdiğini düşünüyor musun sen? Yok, kesinlikle değil. Ya o açık açık konuşuldu. Tabii canım. Her evden bir tane CHP'den bir tane oy verecek, evet, HDP'ye, evet, diye. Kılıçdaroğlu da bunu İstanbul'da zaten... İstanbul'da CHP'nin karesi olduğu, CHP'nin %70'lerde oy aldığı yerlerden %15, abi, %20 oy aldı. HDP'nin, burası önemli. Yani. Bak çok geriye gitti zannetmesin değerli izleyicilerimiz. Burası çok önemli. 24 Haziran seçimlerinde HDP daha önceki sözüm ona işte kalemiz dediği yerlerde %25'e varan oy kaybetti. Tamam? Evet. Doğu, Güneydoğu'daki illerden, oy depomuz dediği yerlerden %25'e varan oy kaybetti. Bugün şu şeyler onun neticesidir. Vatandaş gördü HDP'nin Şırnak, ne olduğunu. Ağrı örnekleri. Evet. Ama nereden telafi etti o kaybı? CHP'nin güçlü olduğu yerlerden kaybetti. Ve orada o CHP güçlü olduğu yerlerde CHP'nin oyu azaldı. Azalan, evet, oylar CHP'ye gitti. Böyle oldu? Yani sırtını alıp taşıdı meclise. Sonra Kılıçdaroğlu, zaten bunu izaha da gerek yok. Kılıçdaroğlu dedi ki şeyde seçimden sonra, gurur duyuyoruz dedi. Bütün renkleri şeye taşıdık, işte şeye demokrasimiz ettik falan dedi. Tamam? Yani dolayısıyla şey, buna da sahiplendi. Çok iyi hatırlıyoruz, evet. Ha. Ben dedim ki bu bir şeydir. Şimdi CHP şeye avans verdi. Bunu yerel seçimlerde tahsil edecek bunu. Nitekim etti. Şimdi bu işbirliği ikisinin biz beraber bir işle yaparsak ne kazanırız, ne kaybederiz, varın eksisini artısını hesaplayarak yapılan bir işbirliği değil. Bunlara böyle yapın dendi ve böyle yaptılar. Diyebilirsin ki şuraya kadarki kısmına ilgili diyebilirsin ki ya iki tane parti, başka parti de beraber işbirliği yapıyor. Sonuçta bunların, bu sonuçlar sandıkta tahakkuk etmiş sonuçlar mıdır? Doğru. O zaman ne diyeceksin buna? Ne diyebilirsin ki? Diyebilirsin bana. Kısmen haklısın. Ama kısmen diyorum. Kısmen olmayan kısmı da şu. Ben onu sormuyorum gerçi ama sorduğumu fark ettim. Önemli. Kısmen olmayan kısmı da şu. Eğer CHP gibi bir bunları tırnak içinde söylüyorum, ulusalcı, ulusal bir parti, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla övünen bir parti, kurucu Mustafa irade. Kemal'in partisi. Kuvacı, milliyeci, neyse işte parti. Tabii. Tamam mı? Tabii. Yani... Başka izaha gerek yok. Teferruat, onlar var. Başka izaha gerek yok. Biz üzerine geldik. Tamam. Onlar. Böyle bir parti, başka bir partiyle bir işbirliği yaparken, kendi değerlerinden herhangi bir feragatta bulunmadan, kendi çizgisini, kendi değerlerini muhafaza ederek, diğer partiyle, ya onu, bu şöyle olabilir, diğer parti başka bir parti ise, o da kendi çizgisini muhafaza ederek bir işbirliği yapabilir. Bu HDP ise, niçin HDP ise diye bunu ayrıca belirtiyorum. Çünkü HDP,
kendileri bizzat değişik kademelerde defalarca kendileri PKK'nın bir unsuru olduklarını, siyasi uzantısı olduklarını kendileri iddia etmiyor. Kendileri bunda övünüyorlar. Tabii. Öyle olunca... Kimliklerini ortaya, kimliğim beni diyor ya, sen gerilla ile beni ayıramazsın diyor. Gerilla dedi, terörist. İşte böyle bir partiyle işbirliği yapacak olunca o zaman demin bahsettiğim o genel geçer kural olarak her kendisi de bu da çizgisini muhafaza ederek, o da muhafaza ederek işbirliği yapabilirdi ifadesi burada geçerli olmuyor. HDP olunca karşıdaki. Evet. Ne olacak? Eğer HDP'yi şeyden koparıp da biraz uzaklaştırıp da PKK'dan kendi değerlerine doğru yaklaşabilirse, bak bizim değerlere demiyorum bak, kendi değerlerine. Yani kuvvetçi. O zaman anlardım diyorsun yani. O zaman bir şey anlardım diyorsun. Şöyle, CHP herhangi bir taviz vermeden kendi çizgisinden, kendi varlığından, kendi benliğinden, kendi genlerinden taviz vermeden bir siyasi işbirliği yapmıştır. Buna kimse bir şey diyemez. Genel kuralı geçerli olabilirdi. Ama dediğinin tam tersi var yani. Şimdi bırak, değil. Bırak PKK'yı dağdan bilmem neden gelin tamam, kardeşim. Şimdi işte bak. Demokratik siyaset diyorsunuz, bırak bir köşeye Nuh abi. Bak. Tam tersi, bu sefer HDP konuşmuyor. Sen hep bardakla konuşmayı, konuşuyor. Bardakla konuşmayı seversin ya. Evet. Senin bardaklarına yok yani, şey değil ama. Buradaydı HDP. Burada nerede? PKK'nın yanında. Tamam mı? CHP de burada. Diyorum ki bak. Bunu buraya getirebilseydi. Biraz yoklaşabilseydi şey, HDP'yi PKK'dan. Yani... Gene oradaki şeyleri çözmeye çalışan, tırnak içerisinde ama siyasetle çözmeye çalışan bir konuma getirebilseydi, terörle tamam, mesafe koyabilseydi. Çok net anladım, evet. O zaman CHP'ye bir şey diyemezdik. Kardeşim, o başkası şey HDP'li, MHP'li işbirliği yapıyor. Bu da bunu yapıyor. Üstelik de onları hiç olmazsa yani, biraz meşrulaştırmaya çalışıyor. Hani demokratik siyaset diyorlar ya, oradan bahsederdik. Demokrasiye çekmeye evet, çalışıyor çalışmasa diye överdik onu. Öyle olmadı. Ne oldu abi? Gene göster, görsem. Abi burada duruyoruz, buraya getiremedi. Hı. Ama CHP buraya geldi abiciğim. Evet. CHP burada şu anda. Sen diyorsun ki şimdi buradaki CHP şuradaki değerlerle alakalı olarak niye bir ifade beyan etmiyor? Niye görüş beyan etmiyor diyorsun? İzleyiciler de görüyorlar ama göremiyorlar. Şimdi şey ya, Nuh abi bardakları dizdi buraya. Buradayken hocam, nasıl burası hakkında bir görüş belirtecek ki CHP? Nasıl hı, diyecek yani? Bu anneler haklıdır diye nasıl diyecek? Evet. Çok net canım yani. Çok burada güzel, CHP, güzel de bir örnek. CHP yani burada. Sonuçta duyuyoruz bunu, da görüyoruz da şu var. Hatırla bunu demediler mi? Bize borçlusunuz İstanbul'un alınmasını, Ankara alınmasını demediler mi? Uyardı tabii tabii. Yani hem Mersin'in adamı Adana'ya. Eğer o koltukta oturuyorsanız bu CHP burada durduğu sürece bekleme boşuna hiçbir zaman tamam, HDP aleyhine, HDP değil PKK aleyhine, bakın PKK aleyhine, hendek aleyhine, tabii ki ne hendeyi diyecek ya, nerede görsün burada hendeyi? PKK'sı diyecek. Şurada hendeyi nerede görsün ya Allah aşkına CHP, burada hendek görünür mü? Hendeyin içine girmiş zaten o. Hendeyin içinde olan hendeyi nasıl görecek? Çukura girmişsen çukur nerede diye sorarsın. Onun için ya, beklemenin bir anlamı yok. Güzel. Yani çukurdaysan diyorsun, çukuru nerede göremez, çukur diye sorarsın. Göremez, nerede görsün ya? Çukur ancak bak, dışındayken görürsün. Bak ben ısrarla kaç sefer yazdım ya Allah aşkına, etten tüten saçma sapan şeyler gibi görüş belirtiyordunuz. Ya şu konuşan konular, şu annelerin durumu. Bu olup bitenler. Ama çok acı bir durum. Yani bunlar ben, hiç önemli değil. Bunlar niye bir görüş belirtmiyorsun? İsimlerini ekledim şeyde. Ne abi? Çok, Twitter'da. Evet çok bir doğru. Bir tek kelime cevap ver olmadı. Hadi ben adam yere koymana diyelim. Hadi bana vermiyor. Ama kimmişler abi? Kime cevap verdiler şu ana kadar peki bu konularda? İşte ben. Veremezler. Sen böyle hem görsel bir şekilde örnekleyerek anlattın. Hani hep söylüyoruz Murat'la da bardakla anlattık, kalemle anlattık, masa. Aynen. O, her şeyi anlattık ama. Çok üzülüyorum. Bir cümle ekleyeyim. Bitirelim bir cümle ekleyeyim. Evet. Ben o şeyde Diyarbakır anneleri şeye başladığı zaman bir sonuç belki alınamadı gibi gördüm o zaman ama o zaman dedim ki şey HDP için şey başlamıştır. Asıl millet oydu abi. Evet. Şimdi sen dediğin annenin başlattığı abi, şu anda geldiği nokta. Tam da bunlarla ilgili olarak da Süleyman Soylu bir açıklaması son, var. Tamam geldiği nokta canım, şeyin tam bitişidir. Tamam bitişi ama onunla beraber bununla da bitecek. Anladım. Hemen. Hepimizi gayrimedenilikle suçlayan, bizi insan dışılıkla suçlayan, en ufak bir meselede elindeki bütün kötü tozları bizim üzerimize atmaya çalışanların bu meseledeki duyarsızlıklarına sormak lazım. Bu kadar açık ve net. Yani Cumhuriyet tarihinin en önemli mücadelelerini gerçekleştiriyoruz. En önemli mücadelesi gerçekleşiyor. Bu mücadeleyi bertaraf etmek için kollarını sıvamış olanları tarihe havale ediyorum. Bunda öğretim üyeleri var, bunda akademisyenler var, bunda basın yayın organlarından bu işe duyarsızlık gösterenler var, bunda siyasi parti yetkilileri var ve bunda herkes var. Biz hepimiz öleceğiz. Ama tarih bunları kaydedecek. İçişleri Bakanlığı olunur da olunmaz. Başka mevkilere gelinir de gelinmez. Ama
bu memleket kıymetli memlekettir. Sadece de bize ait bir memleket değildir. İnsanlığın çare beklediği, insanlığın çare için elini açtığı bir memleket. Onun için ben sadece bu insanlara üzülerek bakıyorum. Kime? Bu işe duyarsızlık gösterenlere üzülerek bakıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı aslında eleştirmiştiniz. Başka işlerle uğraşırsa pejmürde ederiz demiştiniz. Tartışıldı kamuoyunda. Yeni bir kayyum mu atanıyor acaba? İstanbul adamı kayyum atanacak mı? Onu pejmürde kendinizi değerlendirdiniz. Onu pazar sabahı Hakan Çelik'te söyleyeceğim inşallah. İstanbul'un Instagram'ın bazı araçlarına büyükşehir belediyesi sahip. İstanbul'un bir yerden yüzlerce belki de binlere yakın araçlar. O sahibi neler yapıyorlar? Şöyle söyleyeyim. O da bizim sorumluluk alanımızdır. Eğer böyle bir şey söz konusuysa, arkadaşlarıma şimdi dün gece itibariyle bir talimat verdim. Burada bir kamu zararı oluşmuşsa, biz bu kamu zararına bakarız. Ki yani eğer böyle bir fazlalık, böyle bir israf söz konusuysa, bu ilgili bakanlığa biz şu tespitlerimizi yaptık, siz de şu tespitlerinizi ortaya koyun diye söylenir. Bu bir. Söylenmedi. Biz kendimizden vesayet hakkımızı kullanarak bunu araştırma hakkına sahibiz. Ama iki, fiili olarak şu anda bir şey var. Bunlar kamu zararı oluşturulabilecek bir şekilde şu anda sergilenmektedir. Yani hizmetten çekilmişlerdir. Neden? Eğer bunlar hizmete gerekli değillerse, yapman gereken kamu ihale kanununun kendine vermiş olduğu yetkiye dayanarak bir eksiltme ortaya koyarak bunların eksiltmeyle yapılan ihaleyi bir vesileyle azaltmaktır. Bu senin hakkındır. Ama dönüp bunlara kiralarını öderken eğer iddian bunlar ihtiyaca ait değildir diye bir iddian söz konusuysa, yapman gereken kamu zararını devam ettirmeden bunu sağlamaktır. Aksi takdirde kamu zararını devam ettiriyorsun. Eğer öyleyse. Ha, eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan, bu da başka bir sorumluluk, başka bir görev ihmalidir ki bu da yanlış bir şeydir. O da bizim sorumluluğumuzdur. Bunların hepsini incelemek, araştırmak da İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi dahilindedir. Teşekkür ediyorum. Hakan Çelik'te çıkacağım ve bir sürpriz bir karım açıklamasını beklemekteyiz. Arkadaşlar, şunu ifade edeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurallarla, ilkelerle, kanunlarla yönetilen bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çadır devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dün de kurulmuş değildir. 2200 yıllık bir devlet geleneğimiz var. Ve biz 2200 yıllık devlet geleneği çerçevesinde bunu yürütürüz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Farklı değerlendirmeler içerisinde olabilir. Ama bir muhtar kendine verilen yetkiler çerçevesinde muhtarlık yapar. Bir belediye başkanı kendine verilen yetkiler çerçevesinde belediye başkanlığı yapar. Bir kaymakam kendine verilen yetkiler çerçevesinde kaymakamlık yapar. Bir bakan da kurallar ve ilkeler çerçevesinde bakanlık yapar. Biz kurallar ve ilkeler çerçevesinde bunları yapmakla yükümlüyüz. Yani daha ötesini pazar sabah söyleyeyim. Evet, İçişleri Bakanı Sayın Soylu konuştu ve biz de zaten bundan sonraki mevzu, hani kusura bakma onu abi, bir anda kesmek durumunda kaldık. Tam da gerçi o cümleyi de bitirmiştin, o konuyu da biz zaten kapatmıştık, bitirdik. Bir sonraki konuya geçiyorduk ki Sayın Soylu zaten mevzuya bizden önce girdi. Biz oradan devam edelim şimdi. Zaten çok fazla vaktimiz de yok. Şimdi dünden beri biliyorsun ortalık kaynıyor. Bizim bu şovmen, çok özür dilerim kızmasın, şovmenliktir bu zaten. Çünkü başka bir şey görmedik değil mi? Bu adam geldi, güzel olacak, çiçek, böcek, sevgi pıtırıcı, bana ait bir ifadedir. Ben aylar önce kullandım onu. Çok öpeceğiz, çok kucaklayacağız, oturtacağız, hepinizi seveceğiz falan filan derken ne konuştuk? Tatil, zam, araç şov, terlik, tekne. Yalnız bu 4 yıl nasıl bitecek merak ediyorum ben. Şimdiye kadar bunu yaptı. Ben bu böyle gidecek, ben sana söyleyeyim. Bak şunu yakaladık.
yerde böcek vardı. Uğur böceği uçamamıştı. Bunlar AK Parti uçurmadı. Evet. Biz uçuracağız falan derken proje muraca falan filan ama iddialı söylüyorum. Böyle söyleyince yanlış anlıyorlar. Murat beni bir düzeltiyor. O bazen ben de onu düzeltiyorum. Bu sefer bir türlü ort çarpışıyoruz. Hani kontu bir de kalırsın ya. İzliyorum, topa, izliyorum. Topa iki kişi böyle top gelir. Nasıl müdahale edin? Ortada onun gibi kalıyor. Ey İstanbullu, bunlar daha iyi günleriniz diyorum. O diyor ki ya biz de İstanbul. Tabii ki ben de İstanbulluyum, doğma büyüme. İyi günlerimiz diyorum. O sonra iyi günleriniz biz. Valla verenler düşünsün. Yani vermeyenler de bu şekilde çekecekler zaten. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz falan lafı vardır ya. Hepimiz aynı İstanbul'dayız. Başka İstanbul yok. Maalesef dün şey vardı neyse bu romantik girişten İstanbul sonra. Demişken bir şey bir araya bir şey söyleyeyim tamam ya. Hocam, ha, tamam benim gibi uzatırsan. Tamam, yok buyur, yok. Estağfurullah buyur abi. Çok fena bozulduğum bir şey oldu. Niye bozdu? Kim bozdu sen abi? Söyle. Vallahi bak yazdım da şeyde. Yazdım. Sayın Başkan'ın da isminin de ekledim ama hiç orada olmadı. Sayın Başkan derken? Sayın İmamoğlu'nun. Ha tabii yani zarafetli olan abimizsin. Tabii ki. Tabii ki. O ayrı. Başka bir şey demedik zaten. Şovmenlik. Şimdi diye gitti Diyarbakır'a. Tamam mı? O adamlara o neydi belirsiz PKK şeylerine dedi ki size 16 milyon İstanbul'un selamını getirdim dedi. Oo çok ben güzel. Ben böyle bir selam vermedim. Böyle bir göndermedim evet. Kardeşim ya. Ne münasebet evet, ya. Sen kimsin Allah aşkına? Bir dakika. Vallahi çok fena bozdum. Bana mı diyorsun sen kimsin? Hayır estağfurullah. Sen toptancı mısın? Benim İstanbul Belediye Başkanı olmakla bugüne kadar bu kadar vallahi bak bu kadar ben şey yapmamıştım. İpotek mi koydun ya benim irademe? Sen kimsin ya? Yırayın. İrademe sen ipotek mi koydun ya? Onlar diyordu %50 saymıyor diye Cumhurbaşkanı eleştiriyorlardı. Sizin bu yaptığınız nedir ya? Ben hiçbir zaman hayatımda sizin gibi PKK'lıların, PKK destekçilerinin yanına yaklaşmadım. Selam da göndermedim. Göndermem ya. Ne bilsin ben sen beni selam götürüyorsun oraya? Ne münasebet ya? Çok doğru söylüyorsun. Böyle bir terbiyesizlik olur mu ya? Nasıl selam götürüyorsun sen? Kimsin ya? Benim avukatıma selam götürüyorsun. PKK'nın elin bilmem nelerine yani. Bravo. Bence de terbiyesizlik. İstanbul dediğin için ben bunu şey yaptım. Çok fena bu, şey yaptım. Ve bunu kimse tepki göstermedi İstanbul'da ya. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Evet, o kadar çok şey yaptı ki abi. Ne münasebet kardeşim sen benim nasıl selamımı götürürsün? Kimsin sen ya? Nasıl götürüyorsun benim selamımı ya? Ben böyle şey dedim mi sana ya? Haklısın abi. Haklısın. Vallahi çok özür diliyorum yani çok fena. Hayır öyle bir yükseldin ki ben bile bir şey söyleyemedim orada. Durduramadın sen. Ama haklısın. Bak ya bak. Abi çok sinirlenmekte haklısın. Doğru söylüyorsun. Bu toptancılık var ya. Şimdi İstanbul seçildi ya. İstanbul ya 16 milyon İstanbul'un selamını getirdim. Yuh be. Sen kimsin değil mi? Sen kimsin? Sen nasıl kim oluyorsun yani? Sen... PKK'la yapana selamını götürüyor ya. PKK şehitlerin ruhu sızıyor orada yazık değil mi ya? Tabii doğru söylüyorsun. Çok haklısın ya. Bir şey söylemiyorum. Yani burada böyle birbirimizi böyle gaza getirir gibi olmasın ama. Abi ben gaza gelmem kolay kolay. Ben de boşuna. Buna ama, ben 3 gündür abi, çok fena bozuk vaziyetteyim tamam mı? Çünkü de... yazdım da ben burada. Yazdım da bunu ayrıca ben. Evet. Yazdım da. Dedim sen nasıl benim selamımı götürüyorsun ya? Şimdi ben de boşuna burada... Seçimden önce böyle saçma bir şey olur mu ya? Aylarca aynı ifadeyi kullanırken anlamıyorlardı. Bana da oturup oradan buradan "Bey sen kimsin?" Kardeşim bu esaret kampı mı ya? Esir mi aldın sen bizim irademizi ya? Böyle bir şey var mı? Ben şunu söyledim. 16 milyon kucaklayacağız. Aynı bu ne farkı var ki? Dedim ki arkadaş beni kucaklama. Çıkart. 15 milyon 999 neyse beni çıkart. Abi ben oy vermedim. Ben seni kucaklamayacağım. Bak şimdi bak ben oy vermedim tamam mı? Vermedim ben oy. Ama ben de vermedim. Bu böyle bir konuda bile bak böyle bir bu kadar hiddetli sinirli bir konuda bile girerken bile başkan diye hitap ettim. Sen kim o başkan diye hatırla sordum tamam mı? Başkan diye hitap ettim. Saygılısın yani. Başkan ya ben vermedim bravo, seçildi tamam. Başkan. Sen üstüne. Kimsin ki benim adıma PKK'ya selam veriyorsun. Ama kardeşim sen İstanbul'a benim sana oy vermediğim halde benim senin görüşlerini paylaşmadığım halde benim selamımı bravo, benim desteğimi sen PKK'nın destekçisine götürüp söyleyemezsin ya. Tamam burada da böylece... Bu nasıl bir demokratlık ya? Burada bu nasıl inşallah bir umarım... Demokrasiye saygıdır ya. Böyle bir şey olur mu? Ne demokrasi? Bunları demokrasi... Ben diyorum ya bak bir de... Bir... Gerisi hikaye ya. Doğru söylüyorsun. Gerisi haklısın, hikaye aslında haklısın. Ya. Buradan mesajı verdin. Sonra, özür diliyorum yani. Mesela rica ederim. Hayır. Mesajını da verdin. Çok doğru ama o kadar çok şey dedin ya nasıl tepki göstermedi millet diye. Hep tepkimizi gösterdik orada burada ama o kadar çok şey oluyor ki. Adam o kadar çok böyle... O kadar çok fırıldaklıklar görüyoruz ki. Hangi birine yetişelim? Bu seçimden önce de bunu yaptı. Aynısını yaptı. İmamoğlu bu. Bak gelip görebileceğin rahmet budur. Tabir öyledir ya tabiri caizse. Senin en fazla görebileceğin şey budur. Sana bir şey diyeyim mi ya abi? Ya yalan söyleyecek. Bak ya şov yapacak. Ya tatile çıkacak. Lafını bugün çok... de tatile çıktı biliyorsun. Bir çıksın izin... abi çıkar sonra... ya. Tatile falan çıksın abi ya. O tatil şey değil. Efendim PKK'ya da gidecek. Onlarla halay da çekecek. Jimmy Bayık'tan talimat sana bir şey alacak. Diyeyim abi. Mevzu çok dağıtacak. Özür diliyorum ama. Mevzu dağıtacak. Şeye girelim de vaktimiz az kaldı. Çok özür. Son bir cümle söyleyeceğim. Evet evet. Bu adam böyle bir portreye, böyle bir şey tamam mı? İşte tevazu, herkesle yakın ilişki, herkesi kucaklamak falan filan şeylerine. Aman uzak dursun. Tamam neyse. Zan koyup duruyor. Beni kucaklamak, başkasına zan koysun. Bu alçak gönüllülük,
Tamam mı? Efendim işte israfa karşılık falan. Bu tabirler, bu tabirlerle kullanarak böyle birisi seçildi ya bu ülkenin, bu İstanbul'un başına, bizim selamımızı PKK'ya götüren birisi. Bu ifadeleri bunun gibi birisini kullanmasını bile inandırıcı bulacak hale getiren AK Partililer de abicim bundan da ders alsınlar ya. Yani bu ifadeler AK Partililerin şeyidir bunlar. Bu vasıflar AK Partililerin vasıflarıdır. Bunları, bu ifadeleri boşa çıkarıp da bu şeyleri kendilerinde artık bulunmaz hale getirip de çakmasını bile inandırıcı hale gelmese bunlar da istedir. Bunlar seyretti. Bunlar da vebalilerin altına üzerine alsınlar. Yok, çocuğu götüremedik. Bunu işe koyamadık. Efendim işim kötü gitti. Hayırlı olsun. Şimdi versinler koysunlar. Vergin böyle oldu. Poşete para koydular. Buraya girdi. Buradan çıktı. Şuna da bir ders verin diyen İstanbullular da burada gerçeği bozulmasaydı böyle bu, sahtesi böyle bu kadar prim görmezdi. Bu daha iyi halleriniz, tamam. Ben söyleyeyim. Bu daha iyi halleriniz. Neyse. Şimdi biz bu şovu yapıyor. Bu hoşuna gidiyor bunun, tamam. Biz de devam edelim ama yani bundan bir şey alınacak mı? Söylediklerimizden bir şey alınacak mı? Asla. Ben onunla beklemiyorum. Şimdi, ben diğer İstanbullulara şaşırıyorum. Sen, yani. Ama sen kendi adına, kendi onuruna, kendi dedin ki arkadaş gönderemezsin. Böyle bir selam varsa da geri alıyorum. Yok ben böyle bir selam. Yok zaten, niye olsun? Ortaya helal olsun. Ama kayyum atmak, yani PKK tehlikesini bertaraf etmeye çalışmak, yani terör tehlikesini bertaraf etmeye çalışmak gaflet ve dalalettir dedi adam. O yüzden yani yanlış anlama, sakin olmak lazım. Senin benim oyunu güçsen olacak. Adam hıyanetin içerisinde doğru gidiyor. Başka bir şey yok. Gaflet beni götüremez dalalet. Abi. Giderse gitsin. Hayır, yani. Beni götüremez. Ben baştan koydum. Kucaklayamıyor zaten beni. Öyle bir aramızda şey var. Kimseyi başkaları kucaklasın. Gitsin pek özür dilerim ben araya gireceğim ama bu. Şimdi çok az var. Hemen şuna geçelim. Dünden beri konuşuluyordu. İsrafsa geri ver diyor. Şimdi evet, Güneş'in doğru manşetinde İstanbul'u felç eden şov, seçimden önce İBB'de 1717 lüks makam aracı olduğunu iddia eden, çok rahat yalan söylemek bir başka bir şeydir. Bu herkeste olan bir meziyet değil. Meziyet tırnak içerisinde kullanıyorum. İmamoğlu aradı, israfı bulamayınca Yeni Kapı Tiyatrosu'nu devreye soktu. Arkadaşlar soktu lüks makam arabası diye belediyenin hizmet araçlarını meydana dizip şov uğruna İstanbul'da hayatı durdurdu. Şaşkına dönen vatandaşlar ihtiyaç fazlasıysa da iade et. Eğer ihtiyaç fazlasıysa, ki 1717 derken şimdi işte bakın Ayşe birkaç yüz tane geldi, tam olarak rakamı hatırlamıyorum. Sonradan koymuşlar, çıkartmışlar falan. İşte o lüks makam araçları bunlar. Yani bunlar özel hibrit otomobiller herhalde, biz bilmiyoruz, böyle bir markayla kapatmışlar bunu. Bak diğerleri de bu kamyonetler, özel makam araçları falan bunlar. Şimdi şov yapacağım derken bu kadar yalan dolanla böyle fırıldak içeri böyle ne üretelim arkadaşlar? Hangi büyük yalanı atsak da ucundan %3'ü tutsa diye, sözcü kafası bu. En sonunda geldikleri nokta bu. Şimdi çok onunla ilgili bilgi var. Ben sana hemen söz vermeden önce bunları söyleyeyim de halkın da bilmesi gereken bazı gerçekleri de paylaşalım. Şimdi israf diye çıkarttın koydun. Sakın çıkartma oradan. Her koyduğun aracı koy oraya. İsraf çünkü fazlaysa. Yandan görüyorsun abi. İstanbul Belediyesi'nin halka hizmet için kullandığı araçlar bunlar. Hizmet araçları. Vatandaş hizmet araçları bunlar. Bir tanesi ne bileyim ilacını yetiştiriyor, bir tanesi bilmem neyi. Hizmet araçları bunlar. Makam değil, makam aracı böyle olmaz. Makam aracı arabası gösteririz hangisi. Orada bir tane var. Var orada. Göstereceğim. O da kimin? CHP'nin yeni araba. Öyle makam arabası. Milyonluk olması lazım. Şimdi bu çok acı bir şey. Tamam mı? Hani tatil bana yakışıyor. Efendim çocuğumu görmeye gittim. Halbuki görmeye gittim diyorsun. Eşin orada HDP'nin eski eş başkanının eşiydi doğum günü partisinde. Evet. İstanbul'u sel almış. Ertesi gün bir daha fırt. Tekrar Bodrum'a git. Umursamıyor. Salaksınız siz diyor İstanbullular. Siz diyor geri zekalısınız diyor İstanbullular. Bana oy verdiniz ve diyor söyleyemiyorum, vereceksiniz diyor. Anladım ben. Tamam, vereceksiniz diyor. Diyorsun ki arkadaş yeter bu kadar yalan. Yetmez mi? Vallahi İstanbul bu çekecek. Kaldı 4,5 gün. 3-4 ayı zaten tatil ve şeyle geçti. Bir 5-6 ay tatil, şov ve tatille geçecek. Sonra kaldırıp taştığını sayacaklar. Bak AK Parti 5 taş koymuş. Bir taş ben koyuyorum diye. Böyle geçip gidecek. Olan bize olacak. Ama görmeden de anlamayacağız demek ki. Hemen devam ediyorum. Hızlı bir şekilde bitiriyorum. Çok az vaktimiz kaldı. Nuh abi konuşmanı istiyorum çünkü. Araba israfı şovu yapan İmamoğlu'nun araba israfı şovu, bu da yeni, 18 Temmuz'da 18 milyon 523 bin lira bedelle yaklaşık 1000 adet binek araç kiraladığı ortaya çıktı. Hoppala diyelim.
Değil mi? İSKİ'ye araç temini için açılan ihalede Grup Temizlik Oto Kiralama adı şirket tek firma olarak katıldı ve sözleşme Ekrem İmamoğlu tarafından imzalı yürürlüğe girdi. İsraf var. Bu ne? İSKİ, yani bu şimdi söylediğim şey şu. Bu ne biliyor musun? İSKİ. Yaklaşık kaç araç için biliyor musun bu? 1000 araç için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı değil mi orası? Evet. Ha? 1000 araç için. Başka yer bağlı olmasın ya İstanbul? 1000 araç. Evet. Bilmiyorum ya. Şemdinli değil. İstanbul'a bildiğin bağlıysa nasıl oluyor? Hem araç fazla hem araç ihale yapılıyor. Şemdinli değil onu biliyorum. Guatemala civarında değil ama 1000 araç, 18 milyon iyi para, bilmem 10, yani bunlar korkunç rakamlar. Ne yapıyorsun diye sorar adamı değil mi? Sokak hırsızlar bitmiyor. Adamlar tabii yığınca bir baktık ki işte hizmet araçları falan. Ya millet, birkaç tane şey de gördüm dün. Bayağı çalışanlar isimlerini kapattılar. Ya adam deşifre olmasın diye. Atacaklar çünkü işte. Tabii. Ya elimde paketle gidiyorum. Gidemedi. Gidemedi. Gidemediler. Niye ilaçlar götürdü? Ne gıda maddeleri götürdü? Araç var abi. Bırak araç paracı bilmem ne ilacı minacı. At. Ben şov çekeceğim kardeşim. Başlarım İstanbul'un da sağlığında da sahnede çamuruna da ya. Yemişim ben İstanbul'u. Ben onları, kucaklarım ben onları sonra. Sen bırak. Baba, da, bu durumdayız. Felaket. Yani bir sefil süfli siyaset dibini gördük yani. Ya ne yapacaksın diye soruyorsun. İstanbul sor. Ne yapacaksın? Tarihten bir gelin gösterir. Ne yapacaksın? Selden sel olmuş ama ben kucakladım sizi merak etmeyin. Ne yapacaksın? Kanalizasyon temizlemesini iptal ettim. Su altında kaldı. Ve sırf iptal yüzünden oldu bunlar. Evet, evet. Sel oldu. Ne yapacaksın? Kucaklarım ben. Baba seni yarın gel buraya ben seni bir kucaklayayım. Baba ne diyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Rezillik yani. Bu böyle bir şey yok. Bak bu Cumhuriyet tarihindeki belediyecilikte adam bir çığır açtı abi. Yani bu çığır bu. Şu. Her sabah bir şov çek. Her gün sevgi pıtırıcı hareketi çek. Millete giydir. Nereden giydirsen giydir. Şimdi devam ediyorum bak. Bir de bir tane daha var. Bitmedi. 18 milyon falan. Öyle kolay işler değil bunlar. Bak ne diyor adam. Bir tane orada bulamayınca arkadaş onu da göstersinler. Abi bir araç var orada. Lüks bir araç. Lüks makam aracı öyle olmaz. Bunlar hizmet, yaşlılara yardım, bilmem ne. İşte hastayı hastaneye taşıma, getirme, götürme işleri falan. Orada bir araç var. Markasını falan söylemiyoruz tabii. Şu. Gördüm ben. Ya şu. Normal ya bu araç olacak ya. Olsun. Hızlı hızlı gidiyorum bak. Tamam. Onun İsrafı da son. İsrafı ondan son. Ondan doğal bir şey olamaz. Yani o vekili biliyorsun. Hı? Yani şeyin. Tamam. Neden? Beş önemli bir adam. Neden önemli bir adam? Çünkü İmamoğlu tatile gidince bu bakıyor onun yerine. Yani, yakışır tamam, ya. Tamam. Yok, olsun. Çok sık da gittiği olsun için dikkatli olması gereken adam. Abi şimdi bak bir sürü şey var. Burada fotoğrafları falan filan var. Çok az vaktimiz kaldığı için bugün biraz vakti kullanamadık ama. Kusura bakma. Şunu da estağfurullah. Yok abi bence sen çok güzel çok da can alıcı bir şey söyledin. Helal tebrik ediyorum. Estağfurullah. Ben de seninle gibi düşünüyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim. Ha bunlar bitti bitmedi mi arkadaşlar? Şunu da verelim. Vardır bu da. Bu arada tabii İETT'nin başka bir şeyi daha var burada. Yeni bir anlaşması var. İstanbul Büyükşehir Belediye ile İETT İşletme Müdürlüğü. Efendim bu ikisinde yapılmış. 16.09 yani 16 Eylül'de başlamak üzere 15.02.2020 yani yaklaşık 5 aylık bir anlaşma yapmış. İstanbul İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün şu da şeyimiz var. Ben gösterecek mi arkadaşlar biliyorum hızlı gidiyorum. 175 tane araç kiralamışlar. Burada da şeyleri var, spekleri var. Panayvan olacak, birisi dizel olacak, öteki bilmem ne olacak, asgari 1500-1600 cc olacak ve çok küçük motor kabul etmiyoruz yani, tamam mı? Anlaşma yapmışlar. Bunlar lazım çünkü. Acil lazım. İkisini de oturmuşlar. İşin süresi 16.09'da başlıyor. 2019'da 15.02.2020'de bitiyor. Arkadaş madem bu kadar israf, onları şov dikiyorsun, diziyorsun. Bu araçları sen niye alıyorsun? Neyin imzası bunlar kardeşim? Neden imza alıyorsun? Kim alıyor? Nereye lazım? Madem lazım bunların şeyleri nerede? Şimdi bir haber daha var. Bilgi notu onu da paylaşayım. Ondan sonra sen söyle abi. O da şu. Yani bunlar şöyle söyle. Ben bilgi notu okuyayım. Yani hakikaten vaktimiz kalmadı. Alana getiren araçların bin adedi İSKİ'nin İmamoğlu emriyle kiralanan araçlar. İSKİ'ye verilmeden, teslim edilmeden veya teslimin hemen ardından toplanıp alana getiren araçlar bunlar. Abi şov var, yalan var, dolan var, takla atmak var, hokkabazlık var, rezillik var, kepazelik var, sefillik var, her şey var, belediyecilik yok.
Abi. Buyur abi. Bu ya, biraz daha böyle devam eder. İki dakika abi, bak, sen söyle abi. Böyle devam senin... eder bu. Niye biliyor musun? He. Belediyecilik yok dedin ya. Şu her anda şey belediyecilik ama olmadığını vatandaş hissetmiyor daha. Niye biliyor musun? Bunlar vitesi boşa aldılar şu anda. 1994'te itibaren başlayan o yoğun biçimde belediyecilik, İstanbul'daki belediyecilik hizmetleri öyle bir seviyeye, öyle bir hıza geldi ki bu vites boştayken daha epey gider bu böyle. Ana hizmetler, tamam mı? Altyapı hizmetleri konusunda şu anda bunların bir şey yapmasına gerek yok. Sistem oturdu, kuruldu, ya yürüyor. Boş vakitleri var, şov mu yapıyor? Yürüyor. Dolayısıyla bak şunu söyleyeceğim. Tabii ki bunlar o sistemi yürürken öyle bu şovlarını yapacak, devam edecek yapmaya. Çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bak bir gün şey dedi ki Kılıçdaroğlu, buna dedi, sordular bir yayında, bir başa baş bir yayında bir moderatör sordu. Sizin İstanbul'da belediye biz önemli hizmet yapacağız diyorsunuz. Referansınız ne dedi İstanbul'daki daha iyi hizmet için? Referansınız ne dedi İstanbul Belediyesi hizmet için dedi. İzmir dedi. Vallahi bak yayında. Şimdi eğer bir partinin genel başkanı belediyelik hizmet olarak İzmir'i gösterdikten sonra bu kadar oy veriliyorsa adayına, abi yapacak bir şey yok. Ama şu anda devam eden şey biliyor musun? Dediğim gibi eski hizmetler devam ediyor. Onları hissetmez vatandaş. Bunlar da buna devam edecekler. Ama ben korkuyorum bak şundan. Bir dakika abi, şunu bitireyim. Yani şu an ya devam edecek falan diyorsun ama şova devam edecekler. Bu kadar rezillik yaparsan onlar da devam etmez. Abi bir sene içerisinde başımıza başka şeyler de gelir. Bak bu şimdi, kadar yalan dolan ne yapacaksın abi? Bak şimdi iyi de bak bu yalakalar var ya, şu yalakalar bak. Böyle verirlerse bunları, bu şovu, bu dediğin sahtekarlığı böyle verirse bu yalakalar. Tamam tabii. Böyle verirlerse bunlar daha bu şeyi devam et. Kimse çünkü demiyor bunlara. Ya ayıp değil mi? Bunun yerine kim olursa olsun dürüstçe objektif bir baktığı zaman. Ya bir dakika ya. Siz böyle böyle demiştiniz. Bak zam bırak, şu anda yaptığınız tek şey var. Zam yapmak. Evet. Yapmayacaktınız zam. İndirim yapacaktınız. Niye bırak hizmetleri. Millet sokağa inmiyor nerede mesela. Nerede peki bunu? Ha. Millet de inşa etmiyor. Bu niye bu rahat bu özgüven? Nereden geliyor biliyor musun bu özgüven? Nereden geliyor abi? Bu sadece bunlar değil. Bunlar küsurat için. 240 sosyal servis var. Ücretleri. Bak abi. 300 küsur oldu. Kabul. Sosyal medyada. Bedava vereceklerdi. Televizyon ekranlarında, tamam mı? Bunların yalakaları var. Bu yalakalar, bu Fatih operasyonunu sürdürdüğü sürece bunlar böyle şovuna devam edecektir, eder. Çünkü evet, sen demiyor musun ya? Zam yapıyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Efendim, çıkmıyor nasıl? Çıkmadığı hiç. Ama inanılmayacak bir şey yani. Bir de kimse de vaatleri de sahiplenmiyor. Ya servis ücretleri dinledim, kulağıma dinledim. Servis ücretleri işte ihtiyaç sahip ailelere ücretsiz olacaktır. Bütün ailelere. İlkokul talebeleri için dedi. Elini vicdanına koy. Şu anda %13 zam. Elini vicdanına koy. Dolmuşlar, taksi hepsi gitti. Bak şu anda, her şey zam. Şu anda İstanbul'un başında binanın yıldırım olsaydı. Tamam mı? Hiç bunları görmezdik. Şu, onu baş ver. Şu zamlarda aynı bu zamlar yapılmış olsaydı. Şu anda olan zamlar. Eğer yapmış olsaydı. Yapılmış olsaydı. Elini vicdanına koy. Acaba şu şeylerin ve sosyal medyadakilerin ve o dediğim kesimlerin tavrı ne olurdu? Valla çok şeyimiz bitti. Onların tavrı bitti. Şu andaki de aynı olmazsa bunlar onursuzdur. Onursuzdur evet, eğer aynı tavrı sergilemezlerse. Doğru söylüyorsun abi. Yani işin kötü tarafı şu. Şeref ve namus sözü veriyorum. Şeref ve namus sözü veriyorum. Namus ve şeref var sözü ki veriyorum. Ve hatta şerefli namus veriyorum. Her ne veriyorsan fark veriyorsun. Fark etmiyor ki. Ben zaten oradan tırsım dedim. Bunu söz vermişlerse bunun olma ihtimali yok zaten. Ama şöyle bir gerçeklik de var ortada abi. Zam yapmayacağız, zam yaptın. Kimse atılmayacak, attın. Hadi bir şey yapar diye bekledik. Bir şey yapmayı bırak. Şov yapayım derken. Ne kadar pislik varsa kendi pisliğini ortaya koy. Devam et abi, sen merak etme. Kendi makam araçlarını ortaya koy. Lüks içerisinde vekiline verdiğin araç 18 milyon. Oraya göstermelik koyuyorsun, çıkartıyorsun. Bir gün baka baka tatile gidiyorum. Bana tatil yakışıyor diyorsun. Ondan sonra bugün de biliyorsun tatil izni almış. Bir şey söyleyeyim. Ha söyle abi, ben. Hayır şöyle, senin yanında böyle bir literatürden böyle bir şey kullanmaktan hayal ederim ama. Rica ederim. Sen mi söylüyorum? Abi. Çok iyi biliyorsun. Allah-u Teala buyuruyor ki sizi layık olduğunuz insanlar yönetirim. Onları başınıza getiririm. Tabii. Tamam mı? Hani budur diyorsun yani. Artık anlayın diyorsunuz gerisini. Çok teşekkür ediyorum. Şunu da söyleyelim bu arada, buradan seslenelim. Biz asla İmamoğlu'nun tatilinden rahatsızlık duymuyoruz. Ben fikrimi değiştirdim. Bence İmamoğlu her ay mümkün olduğu kadar tatile çıkmalı ki daha az zam. Çıksın daha abi, az zarar. Onlar hayır, önemli değil hayır, ya. Daha, işte daha az zarar, daha az zam görürüz. Mümkünse peki daha şova vakit kalın. Bence 6 ay tatile çık gelmesen daha iyi olur en azından diyoruz. Çok teşekkür ediyorum abi. Kusura bakma bugün yani. Allah razı olsun. Bugün hiddetli güzel program yaptık. Güzel oldu. İyi de seslendirdin. Teşekkür ediyorum. Bugünlük de günün manşeti burada sona eriyor. Pazartesi tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.